Evet arkadaşlar, dediğim gibi. Bir bakayım. Evet arkadaşlar, askerliğimin yepyeni bir bölümünden herkese merhaba. Bugün sizler arkadaşlar askerde telefon kullanmak. Bununla alakalı bildiğimiz kadarıyla sizlere bir şey anlatacağım arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Şimdiden beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar, askere gelirken kesinlikle yanınızda tuşlu telefonu getirmenin hiçbir mahsuru yok. Yani hiçbir sorun yok. Yani acem birliğine geldiğiniz zaman, yani o kapıda aramalan askerlere askersel var ve içerisinde askersel hattım var. Bu da benim tuşlu telefonum diye getirdiğiniz zaman hiçbir şekilde sorun olmuyor arkadaşlar. Bu bir. Ondan sonra peki akıllı telefon olayı nasıl oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar, akıllı telefon olayı da yani bir müddet sonra arkadaşlar kesinlikle zaten telefon kullanmaya başlıyorsun. Ama acem birliğinde kullanmayın arkadaşlar. Bir de ayrıca arkadaşlar, acem birliğinde çalınma ihtimali çok yüksek oluyor. Ondan dolayı arkadaşlar kesinlikle telefonunuzu getirmeyin derim. Yani getirin ama yani getirirsen olacak şeyleri de göz önünde bulundur yani. Sıkıntı olur yani büyük. Onun için arkadaşlar, yani acem birliğine girerken cep telefonu getirmenizin tuşlu cep telefonu getirmenin bir sorunu yok. İkincisi arkadaşlar, kesinlikle acem birliğine gelirken akıllı telefonu getirip tutanak yemeyin. Tutanak yiyince ne oluyor? Arkadaşlar, tutanak yediğimiz zaman senin bir kere çarşın kesinlikle kilitleniyor. Çarşın yok. Bu bir. İkincisi de arkadaşlar, tutanak yedikten sonra eğer tekrar bir daha aynısı tekrar ederse arkadaşlar, o zaman da askerliğin uzamaya kadar gidiyor. Ondan dolayı arkadaşlar, cep telefonu olarak acem birliğini için söylüyorum. Acem birliği için söylüyorum arkadaşlar. Cep telefonu getirin ama tuşluyu getirin, içerisinde askersel olduğunu söyleyin. Ama askersel olduğunu söyleyin sadece, ama yanınızda sim kartını getirip tekrar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onunla birlikte arkadaşlar, usta birliğinde geldiğinde zaten ilk zamanlar, yani ne diyeyim, çömezken, torunken cep telefonu biraz yani sadece yatakhanede kullanırsın. Sonrasında da zaten biraz üstevre olmaya başladığın zaman arkadaşlar, telefonla herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı yaşamazsın, kullanırsın. Arkadaşlar, şunu belirteyim. Şimdi bazı yerlere gittiğiniz zaman komutanlar telefonunuzu gördüğü zaman çoğu zaman görmemezlikten geliyor, almıyor. Ama bazı yerlerde arkadaşlar hiç müsamaha göstermiyorlar. Direkt telefonları alıyorlar. Bunun sebebi, yani oranın, yani bölük komutanına bağlı diyeyim. Yani anladınız. Oradaki duruma bağlı yani. Her yer. Mesela şimdi bizim burada telefon o kadar çok şey değil yani. Bazı komutan görüyor, alıyor. Bazı komutan görmemezlikten geliyor. Bu tarz şeyler var arkadaşlar. Arkadaşlar, bir de askere gelirken abi, yani çok büyük bir telefon getirmeyin. Nasıl büyük bir telefon getirmeyin arkadaşlar? Şimdi Note 2, Note 3, Note 4, hadi bunu da geçtik. iPhone 6, iPhone 6 S Plus, iPhone 6 7, iPhone 7 Plus. Bu tarz telefonlar getirmeyin arkadaşlar. Niye diyeceksin? Abi, cebine koyuyorsun. Cebinde bu kadar görünüyor. Gıcık komutan olur veya bu tarz şeylere önem veren bir komutan olur. Der ki sana, gel buraya ceplerini boşalt bakalım der. Ne yapacaksın abi? Yani onun için abi, getirin, ufak telefon getir mesela. S4, S3, bu tarz telefonlar getirin. Küçük, cebine koyabileceğin, her tarafına, içine, orana, burana sokabileceğin telefonları getirin arkadaşlar. Sıkıntı yaşamazsın. Ama abi, büyük telefon getirirsen sıkıntı yaşarsın. Bak, getirip sıkıntı yaşamayan var. Ama genel olarak konuşuyorum. Boş boşuna çok büyük telefon getirirsen abi, görülme ihtimali, yakalatma ihtimalin yüksek olur. Ondan dolayı arkadaşlar, pek büyük telefonda getirmeyin yani. Onun için arkadaşlar, telefon konusunda abi kesinlikle dikkatli olacaksın. Bu tamamen kendinde bitiyor yani. Uyanık olacaksın, telefonu kaptırmayacaksın. Komutanın göreceği yerlerde telefonu çıkartmayacaksın. Ondan sonra çavuş, arkadaşlar bak, askerde asker, yani kendi
sizin bölükteki bölük çavuşu senin telefonunu alıp komutana verebilir. Yani kimse benim telefonumu almaz diye bir şey yok. Anladınız mı arkadaşlar? Onun için abi komutanı gördüğün zaman telefonu çıkartmayacaksın. Çavuşu gördüğün zaman telefonu çıkartmayacaksın. Bu tarz şeylere dikkat edersen arkadaşlar hiçbir zaman telefonunu yakalatmazsın. Sıkıntı yaşamazsın. Ailenle, eşinle, dostunla, sevgilinle herkese rahat rahat görüşürsün arkadaşlar. Yani telefon olayı tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Bunun haricinde başka bununla alakalı da yani böyle telefon olsun, başka konular olsun alakalı da bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Şimdiden askere gelecek olan arkadaşlara hayırlı tezkereler diyorum. Sağ salim annelerine, babalarına kavuşurlar. Arkadaşlar videonun altına size neleri anlatmamızı istiyorsanız yoruma bırakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.